Birinci sınıfta yani 2019'da girdim üniversiteye sanırım. O zaman aldığım parayla benim bu sene aldığım para neredeyse aynı. Hani arada bir 300-400 lira tutuyor. Ama ben bu sene sadece temel ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Mesela? Hani mesela yiyecek, içecek. Şu dışarıda yememeye de çok özen gösteriyorum bu arada. Yurtta yemeye çalışıyorum. Yurtta ne yemekler nasıl? Şöyle birinci dönem inanır mısınız hani yenilecek gibi değildi. Hani nimet ama gerçekten değildi. Sonra da hani yurtta birkaç kargaşa çıktı falan. Hatta buradan bir arkadaşın haberi vardı o olaylarla. Her neyse onu düzelttiler. Bu sene hani aşımız geldi şu bu. Ama bize verilen hani mesela akşam yemeğinde 17 lira bir tutar veriliyor bize. Etli bir yemek 14 lira. Yani ne yapacağım ben? Bir tane etli yemek alıp bir tane pilav aldım. Bitiyor. Hani sıvı hiçbir şey alamıyorum gibi. Hani kesinlikle hani yeterli. Miktarı nasıl? Ha miktar orası zaten işin en komik kısmı orası. Hani onun gramı var. Hani doydun mu doymadın mı soran yok. Hani belli bir gramı var. O gram da veriliyor bize. Bu şekilde. Hani yeterli mi değil hani. Yani ben özellikle hani ebat olarak büyük bir insanım bence. Hani bana yetmiyor. Cidden yetmiyor. Öyle. Bana da. Senin yaşındayken öyle bitti. Evet. O şekilde kredi de aldım. Ben de hani demin bahsettiler başta bir hani af çıkar falan. Hala ümidim var benim. Şurada biraz yıkıldı ama bence olacak. Şurada biraz kırıldı umudum ama bilmiyorum. Olur gibi düşünüyorum. Öyle. Dil kursuna yeni başladım. 2-3 ay oluyor. Almanca üzerine gidiyorum. Orada birkaç ailemden gurbetçi var. Bilmiyorum özel istek falan bir şekilde gitmek istiyorum. Gerçekten çünkü ben öğrencilik hayatımı yaşadığımı düşünmüyorum. Ne bir konsere gittim ne bir şey. Gerçekten gitmedim bu arada. Demezsin. Çünkü hani bakıyorum bir konser biletine benim bir haftalık şeyimi vermem lazım. Bir haftalık geçimimi sağlayan tutarı benim orada konsere vermem lazım. Hani kesinlikle imkanı yok. Hani sinemaya gitmeyeli kaç ay vardır? Ne hissediyorsun? Gerçekten çok umutsuzum. Bunu abartmıyorum. Kesinlikle çok umutsuzum. Hani ben düşünmüyorum ki bu ülkede istediğim şeyleri yapabileceğimi, istediğim gibi gezebileceğimi, istediğim sosyal aktivitelere katılabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden hani kafamda tamamen şu an bende gitmek var. Tamamen. Mesela bir vitrine baktın. Evet. Senin yaş grubuna evet. yönelik işte kıyafetlerin, evet. ayakkabının, çantanın neyse olduğu, tişörtün, bluzun, gömleğin olduğu. Evet. Onu anlatayım. Demin bahsetmiştin. Hani pandemi döneminde bizim bu KYK krediler hala yatmaktaydı. Hani biz de o ara ablamla birlikte değerlendiriyorduk. Hani gözümüze kestirdiğimizi alıyorduk. İyi ki almışım. Hani ben alışveriş yapmayalı, inanın alışveriş yapmayalı aylar var şu anda. Kendim için konuşuyorum. Aylar var. Hani hiçbiri alınacak gibi değil. Makyaj malzemeleri hani zamanında 40 liraya aldığım şey yemin ederim şu an 190 lira. Dün akşam gördüm şok oldum. Hani bir şey 190 lira olabilir mi? 190 birim ne demek? Bir makyaj malzemesi için. Yani hani abartılı şeyler de değil. Hani bunlar lüks olarak görülüyor dedikleri gibi ama yani ben bunları iki pandemide almışım ama bitince ne olacak çok merak ediyorum. Hani en ufak... evet yani hiçbir fikrim yok bittiğinde ne olacağına dair. Kıyafet için konuşacak olursak da cidden alışveriş yapmaya çok ciddi bir dönem var. Hani artık marka giyimden şundan bundan geçtim. En ufak hani normal fiyatları bize daha önceden de uygun gelen mağazalarda bile şu an hani bir ceket olmuş 300-400 lira. Benim zaten mesela düşündüğümüzde KYK ile geçinen bir öğrenci olsam 450 lirayı ben yurda verdim. Bana geliyor kalıyor geri bir ceket parası o zaman. Ben bittim yani. Yemek de var şimdi içinde. İşte yemek de var.